Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler. Dünya genelinde yazılımsal bir sorun sebebiyle adeta kaos yaşandı. Microsoft işletim sistemlerini kullanan cihazlarda yaşanan büyük çöküntü, havacılık ve bankacılık başta olmak üzere birçok sektörde kaosa neden oldu. İşte bunun sebeplerini soracağız, arkasında yatan nedenleri soracağız ve bir de gelen önemli açıklamalar var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğumuz. Hemen bekletmeden sormak istiyorum. Neydi bu büyük kaosun arkasında yatanlar? Yaşanan bir problem bir güncelleme sorunu olarak karşımıza çıktı. Güncellemeler sistemsel anlamda aksaklıkları gidermek ya da siber güvenlik açıklarını kapatmak için üreticiler tarafından geliştirilen ürünler. Ama birbirlerine iç içe girmiş ve birbirleriyle birlikte çalışan yazılımlarda maalesef bu tarz sonuçlar çıkartabiliyor. Özellikle küresel anlamda dünya devleri tarafından kullanılan ve tüm kritik sistemlerin içerisinde bulunduğu yapılarda kullanılan işletim sistemleri, bulut çözümleri ve siber güvenlik çözümlerinin birbirleriyle çok eşlenik bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Maalesef burada güncellemeden kaynaklı yaşanan sorun tüm sistemlerin çökmesine neden oldu. Burada aslında en kritik nokta Rusya'nın yaptığı açıklamaydı. Bizim biz sorunlardan etkilenmedik açıklamasıydı. Nedeni de kendi güvenlik çözümlerini kullanıyor olmaları, dışa bağımlılıklarının olmaması. Teknoloji anlamında dışa bağımlılığınız yoksa dış dünyanın yaşadığı sorunlar size sorun olarak yansımıyor. Bunun Rusya çok güzel bir örneği oldu. Biz bundan çok güzel dersler çıkartıyor olabiliriz. Kendimize ait bulut sistemlerimiz, yerli ve milli işletim sistemlerimiz, daha kompleks çalışan güvenlik duvarı sistemlerimiz, bunların tamamının daha büyük yatırımlarla, daha iyi geliştiricilerle çok çok daha iyi noktalara geliyor olması bizim de dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldıracaktır. Bugün Silikon Vadisi her ne kadar teknolojiyle anılıyor olsa da bizim de kendi Silikon Vadimize ve orada Türk girişimcilerin, Türk geliştiricilerin geliştirdikleri çözümlere ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Bugün sadece kurumlar tarafından üretilen ürünler olarak değil de bunun devlet destekli çok daha büyük bir organizasyonla aynı teknokentlerde olduğu gibi tekno devlet gibi bir yapının içerisinde bu tarz gelişmelerin ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturuluyor olması çok çok daha stabil ve net bir şekilde çalışacağımızın en büyük ispatlarından bir tanesi oldu. Önümüzdeki günlerde bu süreçle ilgili bizi bekleyen şey hızlıca problemi çözecek olmaları. Ama bu geçici bir çözüm olacaktır. Bu terzi söküğü usulüyle çözüm getireceklerini tahmin ediyorum. Büyük bir problem, global bir problem. Bunun çözülmesi için yine ara ara aksaklıklar yaşanabilir. Ama gün bitmeden genel anlamda sistemin tekrar stabil bir şekilde çalışıyor olması sağlanıp daha sonra planlı kapanmalarla, planlı çalışmalarla daha da istikrarlı bir şekilde çalışması bu ürünlerin geliştiricileri tarafından yapılacaktır düşüncesindeyim. Siber saldırı olmadığıyla alakalı açıklamalar kurumlar tarafından yapıldı. Fakat teknik olarak net bir inceleme sonucunda sorunun neden yaşandığı ile ilgili bilgilendirme kurumlar tarafından yapıldığında net bir şekilde diyeceğiz ki evet burada bir siber saldırı yoktur diyeceğiz. Vatandaşlar tedirgin oldular. Özellikle bankacılık sistemi çalışmayan vatandaşlar. Bir şeyin çalışmıyor olması zaten oradan veri çalınamayacağı anlamına da geliyor. Bugün o bulut sistemleri yüzünden bu bankacılık sistemleri de çalışmadı. Bence şimdilik vatandaşların gönüllerini rahat tutmaları bankadan ve ürün geliştiricilerden gelecek açıklamaları takip etmelerini şiddetle öneririm. Dünya genelinde yaşanan yazılımsal sistem kaosunun detaylarını siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizlerle paylaştı. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.